Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve haritayı ayarlamayı unutmuşum. Ve sanırsam senin tuşunu değiştirmişim. Neyse. Köftenin Distopyası'nın 5. bölümüne hoş geldiniz ve ben şu tuşu hemen ayarlayayım. Neden buraya girdim ben? Hadi bakalım. Evet, bu tuş değişmiş. Hadi, hadi, hadi. Tamamdır, hallettim. Tabii oyunu yeniden başlatmam gerekti bir. Ve small. Tamamdır. Evet. İki bölüm arasında yaptığım değişikliklere gelecek olursak. Şurada biraz cobblestone elde ettim. Hatta siz çalışın. Bunun dışında mod paketinde bayağı bir değişiklik yaptım. Bunu en kısa zamanda yayınlayacağım. Bu hafta sonu yayınlayamayabilirim ya da bu hafta içinin ortasına kadar. Yaptığım değişikliklere gelecek olursak, ilk olarak Tinker's Construct'ı Developing sürümüne güncelledim. Bunun anlamı ne? Şöyle ilginç aletlere sahibiz. Bunun yanı sıra Greg'teki güncelledim. Şöyle ilginç wrench'ler ekledi. Tabii Balance of Plenty kurduğum için ufak bir saçmalık oldu ve şöyle bir recipe de ekledi ancak tabii ki de Greg Tech doğru olanını yapacağız. Bunun yanı sıra dediğim gibi Balance of Plenty ekledim. Xenos Reliquary ekledim. Baya güzel bir moddur. Ecolint Exchange'in eski geliştiricisinin yaptığı bir mod. Bunun dışında Logistics Pipes'i yükledim ancak burada göstermiyorum çünkü ufak bir bug var burada. Sadece ihtiyaç olduğunda açacağım. Bug'ın kaynağı neyi bilmiyorum. Araştıracağım. Bunun yanı sıra başka neler ekledim? Back tools'u eklemiştim de sanırım bir ara kazara silmişim. Evet, kazara silmişim. Bunun dışında eklediğim bir şey TPS modu. Bu arada ufak bir bilgi. TPS modları sadece serverlarda çalışıyor. Yani bunun anlamı, şu an bunu bir server üzerinde çalıştırıyorum. Bana server imkan sağladıkları için Nitrado şirketine cidden çok teşekkür ederim. Nitrado şirketi Almanya'da gayet başarılı olup ardından şimdi Türkiye'de de iş yapmaya çalışan bir şirket. Yeni başladılar ve gayet iyi gidiyorlar. Hani serverlarını birkaç gündür deniyorum. Bayağı stres test falan yaptım server'a. Ve gayet de güzel bir server hani. Ve gayet de ilgileniyorlar müşteriyle falan. Ve fiyatları da gayet uygun hani, tavsiye ederim. Evet, bunun dışında başka neler yaptık? Bakalım bakalım bakalım. Hatırlamaya çalışıyorum mod pack'e neler eklediğimi. Death Counter'ı zaten eklemiştim çoktan. Bakalım burada bir mob görebilecek miyiz? Evet, gördüğünüz gibi damage bilmem neyi ekledik. Bunun dışında eklediğimiz modları hatırlamaya çalışıyorum. Nasıl eklediğim modları hatırlamaya çalışıyorum. Eklediğim moddan çok çıkardığım bir iki mod var. Bunların en başında Applied Energistics. Neden Applied Energistics'i çıkarttın derseniz, çok basit bir sebebi var. Çünkü Nether'da Surface Quartz olmadığı için. Oh. Git. Git. Ha, bu arada Heads modunu ekledim. Bu Nitro Creeper'a gülen bir surat eklemek zorundaydın, değil mi Emdayo? Ha. İlk Nitro Creeper'ımızı öldürdük. Evet. Onun dışında şöyle bir ağaç buldum. Ghostwood. Anlatacağım birazdan. Neyse.
Ne diyordum en son? Ha, Epyton Logistics'in Certus Quartz'ı Nether'da olmadığı için kullanamayacaktık. Onun yerine Logistics Pipes ekledim. Bunun dışında Major Power Suite'in bir eklentisi var. Onu kurdum. Bir iki modu daha güncelledim. Forestry'yi falan. Ve tekrar dediğim gibi Bions of Plenty'yi ekledim. Computer Crafting eklentilerinden bir tanesini kaldırdım çünkü kullanmayacağıma karar verdim. Kullanırsam eğer eklerim, neticede Word'e eklediği herhangi bir şeyi yok. Bunun dışında başka neler ekledim? Öyle çok bir şey eklemedim hani. Çok da güncelleme yaptım. Evet bu. Tamam o zaman. Hadi işimize dönelim. Şu kitaplarımızı elimize almıştık en son. Ha, bu hızları buraya eklemiş. Ve şimdi şundan yapacağız. Tabii bunun için bize clay lazım. Gravel. Tabii clay için de şuralarda clay'imiz olacaktı neticede burası Nether. Nether'da clay bol bulunur. Evet. Hadi biraz daha clay. Tamam, bu olmadı. Neyse bu kadar clay şimdilik bir başlangıcımızı görür herhal. Tabii fan coşuyor ancak muhtemelen siz duymayacaksınız ve ben neden kasmaya başladım. Dur. Bir saniye. Evet, bir client'ım çöktü. NEI ile alakalı bir şey gözüküyor. Onunla bir ilgileneceğim. Neyse, nerede kalmıştık? Ha. Clay. Clay bakalım nasıl yapılıyor. Güzelli. Tabii başka neyle yapılacak? Bunun dışında sludge. Bunun yanı sıra smooth sandstone. Tamamdır. Smooth sandstone nasıl elde edebiliriz? Ha, boş ver smooth sandstone'u. Nether rocklarımızı alalım ve biraz daha ütülüyor. Evet. Şimdi clay. 8 tane clay tabii ki de yeterli olmayacak. Bu da yeterli olmayacak. Clay'in kullanımlarına bir bakacağım hemen. Ya tabii Shapeless Crafting. Evet. Sand, Clay ve Gravel. Tanesi 2 tane veriyor. Yani şu an 24 tane var ve 24 tane bize hiç yetmeyecek. O zaman ne yapıyoruz? Gidip clay topluyoruz. Ben de mi clay mi topluyoruz mu dedim. Gravel topluyoruz demek istemiştim. Evet. Biraz topladık. Bu arada şunu kapatalım. Evet. Biraz dediğim bayağı bir toplamışız. Şimdi gelelim. Biraz da clay yaratmaya. Ve biraz da sand. Umarım bir stack işimizi görür. Aslında görmeyecek de. Ve siz bir zahmet pişin. Bunun dışında bayağı bir madencilik de yaptım şurada gördüğünüz üzere. Bunun dışında bir Overworld'e bir ara gitmiştim. Birkaç bir şey bulmam lazımdı. Bunlardan bir tanesi şu rubber sapling'ler. Toplaması çok daha kolay bir rubber sapling. Daha doğrusu Rubber Tree. Tabi bu esnada bir iki de köy buldum. Orada steel birkaç bir şey buldum ve onları biraz erittim. Bir kısmı da böyle dust olarak elde ettim falan filan.
Evet, bunlar hazırlana dursun. Bunların ne işe yarayacağını gösterelim. Tabii de bize geçici bir pickaxe daha lazım. Hiç cobblestone'umuz var mı? Yok. Ha, neden kabul? Bir saniye. Bir şey hatırladım şimdi. Tabii son sürümde bu kaldırıldı mı bilmiyorum. Kaldırılmamış. Tamamdır. Böyle kolay bir clay'i elde etme yolumuz varmış. Neyse, şunu halledelim bir. Ha, neden cobblestone yapıyorum? Iron yapayım. Geçici pickaxe'imiz. Bir yandan da şunu tamir edelim. Neyse, ben burada deliği kazıp geliyorum. Evet, böyle bir delik şimdilik işimizi görür. Torçlarımızı alalım. Bir tane torçumuz varmış. Diğerleri nerede? Diğerleri yok direkt. O da iyi. Neyse. Hadi bakalım, Seared Brick'lerimiz burada. İlk olarak... Şöyle bir delik açalım. Sen nesin? Hayda. Bu NEI'dan dolayı olan lag biraz sinir bozuyor. Dur, sana gerek yoktu. İki üç, bir iki üç. İki tane daha hazır olur bununla. Bu hangi modun diye soracak olursanız, tabii ki de Tinker's Construct. Yani bu tarz şeyleri başka hangi moda ekleyebilir? Evet, bunlar bitmiş. O zaman. Sand ve gravel. Sen neydin bakalım? Iron ore. Güzel. Ha, bu arada bunları craft ettiğimiz anda üçüncü bir kitabımız daha elimize geçti. Ve burada yapımı gösteriliyor. Tabii şimdilik en basit halini yapacağım size. Çünkü zaten bu evde o kadar uzun süre kalmayacağız. Yani bu evden yakında taşınmayı planlıyorum. Biomes of Plenty moduyla birlikte eklenen bir biyoma yerleşme planındayım. Yani dolayısıyla bayağı uzun bir mesafe kat edeceğim. Bu arada kullanmadığım zaman Enya'yı kapattım O tuşu ile. Evet, ve bunu bekleyeceğiz. Evet. Ana kısmı bitti. Ve ilk olarak şöyle bir şey yapmamız lazım. Smeltery Controller. Bunu buraya koyuyoruz. Bunun dışında başka neye ihtiyacımız var? Bir adet Lava Tank ve bir adet de Drain. Lava Tank'ı nasıl yapıyoruz? Şu şekilde. Umarım glass'ımız vardır. Drain'i de bu şekilde yapıyoruz. Glass'ımız bir yerde olacaktı. Varmış, tamam. Üç tane daha ihtiyacımız olacak bu arada. Ve clay. Sizi kapatabiliriz.
Aa dur, 3 tane değil, daha fazla ihtiyacımız olacak. Hatta bir set daha. Lava Tank ve Drain. Hatta ve hatta biraz daha ihtiyacımız olacak. Lan. Evet. Tamamdır. Evet, şimdi buna ihtiyacımız var. Tamam, tam 7. O tam sayısıyla bir pişirmişiz. Küreğim varken neden bununla kazdım bilmiyorum. Evet, şimdi öncelikle ne yapacağız? Bunu yapmayacağız tabii ki de. Üç farklı kitap olunca şimdi ha. Öncelikle alüminyum brass ve ardından alumite. Ve sanırsam alüminyum sayımız o tam. Dur, alüminyum brass'a ihtiyacımız yok. Ha var. Evet var. 3 alüminyum ve 1 copper. Tabii bunun anlamı 1 copper ore. Yani bunun anlamı 2 tane copper kullanacağız. Evet. Burada renderlanmadılar nedense. Ve lav. Çalışması için lava ihtiyacı var. Tamam, artık renderlandılar. Gördüğünüz gibi gayet böyle bu şekilde bir renderlanıyorlar. Ve bunların erimesini bekliyoruz. Ha, bu ayrıyeten Tinker's Construct'ın or da yani or'su arttırma yöntemi. Çünkü bir or burada iki ingot olarak çıkabiliyor. Evet. Hadi eriyin. Alüminyumlar daha önce eriyecek. Ondan sonra da kapırları eriyecek. Ve alumite olacaklar. Alumite'tan sonra... Pardon, alüminyum burası olacaklar. Ondan sonra alumite elde edeceğiz. Ve alumite tamamen geçici bir şey olacak bizim için. Ve onu direkt minelium elde etmekte kullanacağız. Çünkü Tinker's Construct'ın eklediği bazı nether ore'ları var. Şunlar. Ve şu. Ve bunları hiçbir pickaxe'de kıramıyorsunuz. Diamond'la bile. Ancak alumite ya da daha üstüyle kırabiliyorsunuz. Ve alüminyumlarımız erimiş. Copper'larımız da erimek üzere. Eriyin, eriyin, eriyin. Tam eridiler. Ve buna tıklıyoruz. Bir tane bize casting verecek. Ve bunu stencil table'da alıp... Ingot, 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 ingot. Hayır. Sen değil. Bana ingot lazım. Ha, ingot. Evet. Şunun içini boşaltalım hemen. Dın 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 dın. Tamam, boşaldı içi.
Dur. Sen burada dur. Başka bir yönde durman değil anlaşılan. Evet, geri kalan 5 alüminyumumuz şimdiden koyalım. Kaç iron lazımdı bakalım? 2 iron yani 4 iron ingot. Evet. Bunlar erisin, ondan sonra 2 obsidian'ımızı da koyarız. Neyse, bunların erimesini bekliyoruz gene. Evet, 2 obsidian'ımızı da koyduk. Tabii bunların erimesi bayağı bir süre sürecek. Evet, sana da ne yapalım? Heads modundan azıcık bahsedelim. Gördüğünüz gibi bazı yaratıkların kafasında şapkalar mevcut. Bunları Heads modu ekliyor. Heads modunda şöyle bir durum var. Tabii iki farklı çalışma şekli mevcut. Birincisinde direkt tüm şapkalar açık. Diğerinde hiç şapkaların hiçbiri açık değil. Yaratıkları öldürerek şapka elde ediyorsun. Ben o modu kullanıyorum şu an. Şu an bende açık olan şapkalar bunlar. Bunları gayet, hatta bunu giyineyim. Arr. Bunun dışında Head modunun bir eklentisi, Headstand. Şu şekilde yapılıyor ve bunlara şapka takabiliyorsunuz. Hadi obsidyanlarımız erisin. Hatta bir tane yapayım hazır gelmişken. Bakalım şunda olacak mı? Ha, zaten bunda direkt plank olmuyor. O da bir şey. Stick. Bakalım bu stick olacak mı? Deneyelim bakalım. Olmuyor. Evet. Bir adet headstand yaptık. Bunu şu şekilde yerleştirebilirsiniz ya da... bununla kırılması ilginç. Şu şekilde de yerleştirebilirsiniz. Ya bunu yüklememin asıl sebebi zamanı geldiğinde göreceğiniz bir şapka. Invisible. Invisible iyiydi. Tamam. Evet, bu da hazır. Ve ingotlarımızı alalım. Lumite ingot. Nice. Bu esnada ne yapacağız? Buraya gidip kendimize geçici bir pickaxe yapacağız. Bu tamamen geçici bir pickaxe bu arada. Hayır, öyle böyle geçici değil. Sadece tek bir iş için kullanacağız. Ondan sonra direkt bırakacağız. Hazır. Alamite ingotlarımızı da toplayalım. Tamam. Tamam, bu da sonuncusuydu. Siz buraya, siz buraya.
Nether Iron Ore. Bu arada Pig Iron'la da Steel elde edebiliyorsunuz. Gunpowder buraya değil. Quartz buraya. Sen buraya, sen buraya. Sen buraya, sen buraya, sen buraya. Tamamdır. İçeride kötü bir şey yok. Güzel. Ve kobaltlarımızı kırdık. Lapis bu. Şimdi bu Nether Ore'lara bulaşmayacağım çünkü başımın pigmenlerle başa derde girmesini istemiyorum. Başımın pigmenlerle başa girmesini istemiyorum. Çok güzel Türkçeyi katlediyorum, değil mi? Zaten bu benim en iyi yaptığım iş. Bir de sözüm ona dil bilgim iyi hani. Tabii dil bilgisiyle konuşma biraz farklı olaylar. Run. Sevgili doktorumuz ne demiş? Basically, run. Tamamdır. Tabii biraz daha Ardite'a ihtiyacımız olacak. Hemen Ardite'ımızı bulalım. Umarım çok yakın bir yerde buluruz diyecektim de. İki tane dev spider'ın kovalaması güzel olmuyor. Tamam, bir tanesi gitti. Diğeri. Oş. Oş, tamamdır. Hatta ve hatta almışken bunu takalım. Aleluya. Ayrıca kendimize bir kask yapalım diyeceğim. Zaten iron'ımız tonla var. Önemli şeyleri şimdilik. Önemli şeyleri değil direkt ya önemli şeyleri buraya atalım. Direkt kısaca şöyle yapayım ben. Tabii kürek gelsin. Ve kitaplarımızı da atalım. Evet. Ve tekrar Ardite bulmaya devam. Evet. Topladık biraz. Şimdi iki tanesini böyle atalım. İki tanesini de şöyle atalım. Ve ilk pickaxe'imizi de yapalım. Bundan kaç ingot çıkacak bilmiyorum. Ama şu an yapabileceğimiz en güçlü pickaxe'lerden bir tanesini yapmış olacağız. Bu arada modifier'lara biraz değineceğim bu erirken. Evet. Gördüğünüz gibi reinforced. Öncelikle şu bazı materyallerin özellikleri reinforced %10 şansla damage almamasını sağlar. Level'ı arttıkça bu tabi artıyor. Stone bolt bu falan filan. Neyse. İşimize yarayacak olan reinforced. Reinforced için dolayısıyla da malzemelerden bir tanesini tabi bulabilirsek. Kobalt yapacağız. Çünkü Reinforced Level 2 veriyor. Gerçi Reinforced Level 3 veren bir şey de mevcut. Gördüğünüz gibi. Ama Durability'si neredeyse hiç yok. Bunun Durability'si ise bu.
Mineral human derivatives tabii hayvan gibi ve mining level'ı falan hayvan gibi daha da yüksek. Ve base atağı bayağı fazla. Bunun yanı sıra evet. Diamond gördüğünüz gibi şey 500 ekstra durability veriyor. Bu ise %50 daha fazla durability veriyor Emerald. Ama Emerald'ımız yok maalesef. Bunun dışında Redstone hızını arttırıyor. Auto Repair. Bu arada şunları kullanmayacağız. Onun yerine çok daha ilginç bir şey yapacağız. Auto Repair'ı da kurmayacağım. Çünkü bu inanılmaz yavaş bir şey. Hani cidden inanılmaz yavaş bir şey. Auto Smelt'i de kullanmayacağız. Neyi kullanacağız? Bu Luck'ı kullanacağız. İki tane pickaxe yapacağız ve bir tanesinde Luck'ı kullanacağız. Diğerini Emerald elde ettiğimizde yapacağız. Onu göstereceğim. Ve ha bu arada o Emerald elde ettiğimizde yapacağımız bu. Silk Touch. Bir saniye. Reinforced eklemenin güzel bir yolu varmış. Obsidian Plate eklemek. Aa, knockback de eklenebiliyormuş artık. Güzel. Aa bu... Aa bak bu güzel bir şey. Bunu kılıcımıza ekleyeceğiz. Şey, kafalarını düşürüyor. Örümceklere ekstra damage veriyor. Undeadlere ekstra damage veriyor. Aa bak bunu bilmiyordum. Ha, bunu ekleyeceğiz. Bu ne işe yarıyor? Basitçe elektrikle çalıştırıyor. Şunlar da ekstra modifier eklememizi sağlıyor falan filan. Ve bu hazır. Hadi gelin ilk pickaxe'imizi yapalım. Önce şunu boşaltacağız. Bir adet pickaxe ve bir adet kılıç yapacağız. Kobaltımızı koyduk mu? Tamam. Erisin bu da. O esnada pickaxe setlerimizi yapalım. Pardon, bir tanesi pickaxe set, bir tanesi sword blade. Çünkü bir tane de kılıç yapacağız neticede. Hani şu kılıcımız iyi ancak bize daha iyi bir tanesi lazım. Ve bunun da erimesini bekliyoruz doğal olarak. Tabii buna baya bir quartz ekleyeceğiz. Evet tabii ki de ben bunun erimesini bekliyorum. Aa gerçi süreyi de aşmışız. O zaman pickaxe'imizi... Ha yok pickaxe'imizi bu bölümün sonunda bir yapalım. Pickaxe'imizle kılıcımızı modifier'larını sonra ekleriz. Tabii şunu beklerken size bu Nether ore'ları nasıl işlediğimi göstereyim. Iron ore'ları alıyorum. Nether iron ore'ları mesela. Şöyle iron... Yani bir tanesi iki tane iron ore'a dönüşüyor. Ve tabii şunları da alacağız ve şunu çıkışa ayarlayacağız. Sıfırlarsız buraya gidebilirsiniz. Ve bu sayede bir tane Nether ore'dan iki tane ingot elde dört bir tane ore'dan dört tane ingot elde etmiş oluyoruz ve bu da hazır. Evet, iki tane ingotumuz da hazır. Şimdi gelelim buraya. Tool binding'i senden yapalım. Bir de handguard. Tool rod'ları neyden yapalım? Hemen bir karar verelim ona. Alumite olabilir. Evet, alumite olabilir belki. Bir saniye.
Green slime olabilir mi? Evet, green slime de olabilir. De green slime yapmak için 4 tane slime balığa ihtiyacımız var ve elimizde yok. Paper'ın güzel bir avantajı var. Artı bir modifier ekliyor. Ama durabilitesi neredeyse yok. Aslında paper kullanabiliriz. Düşünüyorum da. Ama paper yapacak malzememiz yok. O zaman... Bunu da mı kobalttan yapsak? Ya da ardite mi yapalım? Kobalt, ardite, kobalt, kobalt, ardite, kobalt, ardite. Zor soru, evet. Kobalt mı, ardite mi? Tabii ki de ardite. Evet, ardite'larımız da hazır. Tamamdır. Ve tabii ki de rodlarımızı da yapalım hemen. Bu bölüm sadece pikeksi yapacağız. Pikeksimizin adı ne olsun? Pickaxe of. Ne olsun, ne olsun, ne olsun? Pickaxe of İnegöl. Ve voila. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.